Evet merhabalar hoş geldiniz. Bir süredir gameplay atıyordum fakat bugün bahsetmek istediğim oyununuza güzel etki bir konu var onu anlatacağım. Bu arada özellikle son videolarda izleyip abone olmayan çok çok fazla kişi varmış. Belki aboneyim sanıp unutmuşsunuzdur. Siz de bir kontrol ederseniz süper olur. Şimdi hiç uzatmadan direkt videoya geçebiliriz. Size bu koşarak vurma olayının nasıl gerçekleştiğini anlatmak istiyorum. Çünkü özellikle son videoda bir şerif sahnesi var Ascent'te. Orada herkes koşarak vuruyorsun demiş. Muhtemelen karşıdan da koşarak vuruyormuşum gibi gözüküyor. Fakat aslında olay biraz daha farklı. Valorant'ta ivmeli yavaşlama olmadığı için siz hareket ederken tuşlara dokunmayı bırakı bırakmaz direkt hızınız sıfıra düşüyor. Ve hızınız sıfırken de doğal olarak mermiler istediğiniz yere gidiyor. Fakat mesela CS'de ivmeli yavaşlama vardı. O yüzden counter safe denen şeyi yapmanız gerekiyordu. Olaya şöyle biraz daha bilimsel bakalım. Siz diyelim ki sağa doğru koşuyorsunuz. Sonra fikriniz değişti. Sola doğru konuşmak istediniz. Elinizi D tuşundan bırakıp A tuşuna koyduğunuz zaman arada bir nokta olacak. O noktada hızınız sıfır olacak mantıken işte tam o noktadayken de atış ederseniz mermileriniz isabetli gidecek. Bu olaydan daha önce de bahsetmiştim fakat şimdi bahsetmemin bir başka sebebi var. O da oyuna yeni eklenen bir grafik. Bu grafik sayesinde siz de bu mekaniği çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi bu bahsettiğim grafik nereden açılıyor? Öncelikle ona geleceğim. Video kısmına geliyorsunuz. Burada stat kısmına gelip en aşağıya kaydırıyorsunuz. En aşağıda burada zaten tek başına duruyor. Bunu grafik 10 yapıyorsunuz. Bunu açtığınız zaman sağ üstte fark ettiyseniz bir dikdörtgen geldi. Fakat bu ne işe yarıyor? Öncelikle onu anlatman lazım çünkü ilk baktığınız zaman bir şey anlamayabilirsiniz. Şimdi ben burada dümdüz duruyorum. Vandal'la ateş ettiğim zaman orada sadece turuncu bir çizgi çıkacak. O turuncu çizgi de 0.25'i gösteriyor. Yani her 4 mermiden bir merminin gitmeme şansı var diyor size. Bunu fakat scope açıp yaparsanız bu sefer bu hata 0.25'den 0.16'ya düşecek. Çünkü Vandal'la burada scope açıkken bile merminizin istediğiniz yere gitmeme şansı var. Hatta bunu şöyle göstereyim. 50 metreye aldım. Şu an hiç masum hareket ettirmeyeceğim. Fakat aynı noktaya sürekli atış edeceğim. Şimdi bunu kendimize geri çekiyorum. Fark ettiyseniz yine de bütün mermiler aynı yere gitmedi. Yani siz Vandal kullanıyorken şu şekilde mermiyi misleme şansınız var. Fakat bu Guardian'da böyle değil. İsterseniz şunu kapatalım 50 metreye alalım. Şu an ben bunu açtığım zaman sağ üstte hiçbir şekilde turuncu bir çizgi çıkmayacak. Çünkü Guardian kullanırken skopluyken hiçbir şekilde merminizin istediğiniz yere gitmeme şansı yok. Fark ettiyseniz hiçbir şekilde çıkmıyor orada turuncu. Fakat ben burada skopu kapatırsam bu sefer küçük bir hata dilimi olacak. Fark ettiyseniz zaten burada aynı yere tutmama rağmen birkaç mermi biraz daha sağa sola gitmiş. Şimdi o sağ üstteki grafikte sadece turuncu bir çizgi değil bir de mavi bir çizgi var. Mavi çizgi de siz hareket ederken atış ettiğiniz zaman oluyor. Biz de buradaki grafiği işte counter safe'inizi daha iyi yapmaya çalışırken kullanacağız. Şu an ben hareket ederken atış ettiğim zaman fark ettiğiniz mavi çizgi var ve çok uzun 5.25 gibi bir şey yani diyor ki size atış etmeyin şu an mermileriniz gitmeyecek dolaylı. fakat siz bunu counter safe yaparak kullandığınız zaman yani şu an koşuyorum duruyorum atış ediyorum koşuyorum duruyorum atış ediyorum koşuyorum duruyorum atış ediyorum fark ettiyseniz sağ üstte hiçbir şekilde mavi çizgi yok yani benim counter safe'lerim çalışmış siz buradaki aralığı daha kısa tutarak atış edeceksiniz bu sayede orada hem mavi çizgiyi görmeyeceksiniz hem de counter safe'nizi çalışmış olacaksınız bu arada bu grafikte çeşitli silahların atış hatalarını görebildiğiniz için Vandal'ın Phantom'dan daha kötü olduğunu çok hızlı bir şekilde kanıtlayabiliyorsunuz. Şu an Vandal'la bir tane atış edeceğim. Sonra da Phantom'la atış edeceğim. Fark ettiyseniz Phantom'ın çizgisi daha düşük. Yani hatası daha düşük. Ben de bu grafikle alakalı bilgiyi bir videodan görmüştüm. Bu videoyu yapan kişinin de size YouTube kanalını bırakacağım. Zaten kendisi direkt Riot, Riot, Developer. Tek orada çalışan bir mühendis yani. Onun kanalında da hatta bu tarz teknik bilgiler olan bir sürü video var. Gidip bir bakabilirsiniz. Her zamanki gibi videonun buradan sonraki kısmında da hem maçlarda, turnuvalarda olan güzel şeylerden bahsedeceğim. Hem de TikTok'ta Reddit'te denk geldim. birkaç tane güzel hareket var. Onları göstereceğim size. Birincisi bu turnuvada Spike'ı şu noktaya kurduklarında kullanılan bir şok oku. Sonrasında da bir wallbang kombosu var. Onu gösteriyorum. Buradaki kutunun üstüne geliyorsunuz. Mid'de ilk çizgide durduğunuz zaman bakmanız gereken yer şuradaki üçgen. Sizin canınızın altındaki çizgiyi o üçgenin altına getiriyorsunuz. Sonrasında şok okuyla ile bir bar doldurup attığınız zaman da şuradaki spike kurulan noktaya düşecek. Bunu attıktan sonra da buradaki sova koşup bu noktaya geliyor. Tüpün içinden kendisi işaretliyor. Kendisi değil tamam Takım arkadaşı işaretliyordur. Buradan da bir wallbang atıp Spike'ı çözmeye çalışan kişiyi öldürüyor. Wow and now we're just running that clock down. It's a two versus one. We have one that's going to try to stick on this, and I like this. Moose is watching it. Wallbang! No! Ash gets the kill onto Dazzle! And Hazır Xbox'tayken de güzel garip bir ok göstereceğim size. Eğer böyle çetrefilli oklar öğrenmek istiyorsanız TikTok'ta Johnny PK diye biri var. Gerçekten çok farklı oklar atıyor. Bu ok de buradaki sol arka tarafına giriyorsunuz demirlere. Kalın olan parçaya değil bir sağındakine bakacağız biz. Tam olarak şu noktaya. Bu eğimin bittiği yere. Ondan sonrasında okunuzu çıkarıyorsunuz. Burada bu sefer yeşil konteynerin sağ üstüne bakacağız. İki sekme yapacağız. Full doldurup atacağız. Bu da buradaki duvardan sekecek. Sonra yerden sekip şuradaki demirin üstünde duracak. Site'da da gösterdiği yerleri göstereyim size. Burayı, burayı, burayı. Her yeri sanırım. TikTok'ta denk geldiğim bir başka line ise bu sefer Raze'in boom botuyla Split'te yapabileceğiniz bir line -up. Şurada saldırdayken kendinize bariyere dayıyorsunuz. Buradaki ilk çizgiye bakacaksınız. İlk çizginin üstteki gri kısımla birleştiği yere sonrasında bariyerler kalkacak. Siz de bombotunuzu botunuzu bırakıyorsunuz. Bu bombot bot da yakını kontrol etmiş olacak. Sonra yukarı çıkıyor. Rampa da buradaki kutudan sekip bu sefer burayı da kontrol ediyor. Bu arada Split'te göstermek istediğim bir şey var. Şurada oynayan oyuncuyu bu tarafa itmek için atabileceğiniz bir nade var atması eğlenceli en o yüzden göstereceğim. Bu noktaya geliyorsunuz. Altınıza bir tane Q bırakıyorsunuz. Sonrasında kendinizi zıplatıp buradan çok rahat bir şekilde nade atabiliyorsunuz. Bu da buradaki kişi bu main'e doğru piklemeye zorluyor. Şu anda Breeze'de turnuva sırasında attığı bir ok var. Ok kolay gözüküyor fakat gerçekten kolay değildi bulması. Şu noktaya geliyorsunuz. Burada gölge var. Gölgenin bittiği yerde kısımda şu fark ettiyseniz bir kırık bir noktada uzuyor. O kırığın uzadığı noktada duruyorsunuz. Sonrasında elinize ok aldığınız zaman drone'unuzun o drone simgenizin sol tarafındaki yuvarla şu çiçeğe getiriyorsunuz. Şu şekilde yani. İçindeki o drone çizgisiyle çiçeğin ucu çarpışacak. Bir sekme iki bar doldurup attığınız zaman da bu oku uçuyor. Yere çarpıp sonrası buradaki burada duruyor. Rotate around from their own spawn. They also had to invest a cloud burst as well just to cross over. It's time, it's utility. And now it's given away the entire play and they know what's up. Focus starting to rotate, but it all depends where the focus will be respecting this We will be trying Son olarak FA futbol maçında Hukadan atılan Fade görüş skill sonrası Sterben'le beraber bir long oyunu yapıyorlar. Güzel bir round da onu da göstermek istedim. Hatta bu roundda Fade'in görüş skilli tekrar atılıyor. Serben bir daha bekleyip Ace ile bitiriyor roundu. Benim bugün anlatacaklarım da bu kadardı. Yarın muhtemelen Valorant'ın ikinci yılına özel bir şeyler olur. Onunla alakalı bir paylaşım yaparız diye düşünüyorum. Yakın zamanda Toxic aradığımız serinin Gold videosu gelecek. Ama şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bye bay. Bakalım sonuç oyuncu B tarafında. Şimdi hamamda. Fuka'nın geldi. Üstünün üzerine çıkıp bir açı bulmaya çalışıyor kendisi Krax. Yavaş yavaş longtan da yaklaşan bir moj var. İçeride Soğuşable, Elbow'da bir oyuncu. Bu arada sıkışacak <laughs> mı? Çok güzel bir headshot ama Sterden dördüncü kilo ve Ace'le tamamlıyor. Round'un başında J-Long'da smoke arkasında iki kilo.